Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle birlikte Huawei'nin geçtiğimiz günlerde tanıttığı ve ülkemizde satışa sunduğu Nova 9 akıllı cep telefonunu inceliyoruz. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir etkinlik düzenledi Huawei ve Viyana'da düzenlenen bu etkinlikte Huawei Watch GT3 ki şu anda bileğimde görüyorsunuz. Bir de Huawei Nova 9 akıllı cep telefonu tanıttı. Şimdi bu telefonun önemli farklılıkları var, önemli özellikleri var. Onları birazdan değineceğim teknik özellik tarafında ama her zaman yaptığım gibi dış görünümden başlayayım ki arkası ben çok beğendim. Yani önündense arkası gerçekten de böyle janjanlı ve böyle baktığınızda sanki simliymiş gibi farklı farklı renk seçeneklerini bize gösteren bir tasarıma sahip. Kamera oldukça biraz yüksek bir çıkıntısı var. Yani koyduğumuz zaman en azından arka kısmını biraz böyle yukarıda tutan bir çıkıntımız var. Böyle elips şeklinde bir tasarıma sahip. En üstte ana kameramız var. Altında da diğer yardımcı kameralar ve onun hemen altında da bir tane LED lambamız var. Toplamda 4 kameramız bulunuyor. Bu ana kamera daha büyük bir şekilde dururken diğer 3 kamera da aşağıda yine başka bir dairenin içinde konumlandırılmış. Arka tarafta böyle bir kaligrafik bir şekilde Nova yazıyor. Biraz daha böyle değişik bir şekilde yazılmış yaz, onu da söyleyeyim. Nova yazısını görüyoruz ve onun da hemen altında Huawei'yi görüyoruz. Onun dışında arka tarafta bir şey yok. Şimdi öne geçelim. Önü açtığımız zaman ortamız tam orta tarafta böyle bir damla şeklinde çentiğimiz bulunuyor. Bu çentik ekranın tam ortasında yer almış. Yanlardan sağdan ve soldan böyle ekranın devam ettiği sonsuz ekran bizi karşılamış durumda. Hem üstteki hem yanlardaki boşlukların çok iyi dengelendiğini söyleyeyim. Çok büyük bir boşluk yok. Onu söylemekte fayda var. Sağ tarafa doğru baktığımızda, yani önden baktığımızda sağ tarafta ses açma kapama tuşumuz ve güç tuşumuz varken sol tarafta herhangi bir tuş bulunmuyor. Alt kısmında sim kart yuvamız var. Hoparlör çıkışımız var. Bir de USB tip C bağlantımız var. Üst kısmında herhangi bir bağlantımız yok. Anladığınız üzere bu telefonda 3.5 mm kulaklık girişi de bulunmuyor. Şimdi ekranda bir tablo görüyorsunuz. Biraz da teknik özelliklerden bahsedeyim. 6.53 inçlik OLED Full HD Plus 2340'a 1080 piksel bir ekran bizleri karşılamış. 120 Hz kare yenileme hızımız var. 300 Hz dokunmatik örneklem hızı bulunuyor. Qualcomm'un Snapdragon 778G işlemcisi var bu modelde. 8 GB RAM, 128 GB depolama. MIUI 12 arayüzümüz bizi karşılıyor. Ana kameramız 50 megapiksellik bir kamera olarak geliyor. Ona ise 8 megapiksellik ultra geniş açı kamerası, 2 megapiksellik derinlik kamerası ve 2 megapiksellik de makro kamerası eşlik ediyor. Ön kamera ise 32 megapiksel. Hem ön hem arka kamera 4K video kayıt yapabiliyor. Bu önemli bir detay. 4300 mAh'lik bir pilimiz var. Huawei Supercharge 66 watt desteğiyle beraber geliyor ki kutusundan da böyle bir adaptörümüz çıkıyor. Bluetooth 5.2, NFC ve GPS ve 175 gram ağırlık ve 9499 TL fiyatla gelmiş oluyor. Bu arada kutu içeriğinden de biraz bahsetmekte fayda var. Kutusundan şöyle bir kılıf çıkıyor. Yumuşak silikon kılıf. Bence kılıf önemli ama kulaklık çıkmıyor. Biliyorsunuz son dönemde artık zaten birçok üretici kulaklığı kaldırdı kutusundan. Bu üründen böyle güzel bir kılıf çıkıyor. Ben hep kılıfla kullandım bu arada test süresince. Onu da söyleyelim. Şimdi gelelim kullanım deneyimine. Üzerindeki işlemci Snapdragon'un 778G chipseti. Bu da günlük işler için fazlasıyla performanslı ve 700 serisi olduğu için de biliyorsunuz yeteri kadar bir performans sunan bir işlemci var. Oyun oynadık, farklı işler yaptık, testler yaptık, kendi işte teknoloji oku uygulamamızı kurduk, herhangi bir sorun yaşamadık, tıkanma, ne bileyim donma, şudur budur gibi sorunlarla uğraşmadan gayet güzel bir şekilde işlerimizi yaptık ve günlük ihtiyaçlarımızı fazlasıyla karşılayan bir cep telefonu var. Şimdi genelde bu çok soruluyor bize, hani neden mesela işte oyundan bahsediyorsunuz, neden performanstan bahsediyorsunuz. Günlük ihtiyaçlar için ne gerekiyorsa aslında biraz onlardan bahsetmek istiyoruz. Bu yüzden yani telefonun günlük ihtiyaçlar açısından herhangi bir sıkıntı oluşturmadığını söyleyelim. Aklınıza bir soru gelmesin. Peki Google servisleri var mı? Şimdi Huawei telefonlarda biliyorsunuz Google servisleri yoktu ama gelecekti, geldiydi falan gibi birçok böyle çeşitli yorumlar yapılıyordu. Bu modelde ne yazık ki Google servisleri bulunmuyor. Google servislerinin olmaması bir taraftan problem gibi görülebilir ama Huawei'nin App Gallery ekosistemi de günümüzde kullandığımız özellikle yerel olarak yani Türkiye'de ihtiyacımız olacak bankacılık işte ne bileyim e-devlet şudur budur ve benzeri birçok uygulamayı da beraberine getiriyor. Elbette çok ekstrem bir beklentiniz varsa ya da çok özel bir uygulamayı arıyorsanız bulamama ihtimaliniz var ama onu da işte APK Pure veya farklı ekosistemlerden bulmanız ve bunları da telefonunuza yüklemeniz mümkün oluyor. Yani
Büyük bir sorun mu Google servislerinin olmaması? Değil. YouTube'a girebiliyor musunuz? Giriyorsunuz. Ne bileyim, Gmail hesabınıza bağlanıp kontrol edebiliyor musunuz? Edebilirsiniz. Ama bunlar için standart uygulamalar yerine farklı uygulamalar kullanmanız gerekiyor. Bunun da altını çizelim. Hani konfor olarak çok büyük bir sorun değil ama Google servislerinin olmadığını belirteyim. Şimdi gelelim kamera tarafına. Az önce söyledim, bir 50 megapiksellik kameramız var. Aslında kamera uygulamasını açtığımızda normal standart olarak bizim daha önce Huawei modellerini ki çok fazla test ettik biz, karşımıza çıkan bir kamera menüsü geliyor. İşte fotoğraf, portre, gece modu, ki gece modu var, çok güzel o bence. İşte fotoğraf, video, vlog. Vlog'da bir mod var mesela. Burada böyle kısa kısa sadece arka kamera, sadece ön kamera, hem ön hem arka kamera, İki arka kamerada aynı anda kayıt yapabildiğimiz bölümler veya resim içinde resim gibi hem ön kamera bizi çekerken arka kamerada başka bir şey çektiği modları aktif hale getirebiliyoruz. Bu daha önce yoktu mesela, bu yeni gelmiş. Bir de diğer bölümünde de farklı farklı özellikleri buradan, işte panoraması, ağır çekimi, pro modu, açıklık, hızlandırılmış çekim gibi görebiliyoruz. Ben kamerayı beğendim. Zaten Huawei hani kamera tarafında belli bir çizgiyi aşmış bir markaydı. Bu modelde de yine o çizginin şeyini görmüş oluyorsunuz. Yine ön kamera da gayet başarılı bir şekilde kullanılabiliyor. Az önce teknik özelliklerde söyledim. Hem ön hem arka kamera 4K video çekebiliyor. Bu da önemli. Yani genelde arka kameralar çekiyor da ön kameralar pek çekmeyebiliyor. O yüzden 4K çekmesi önemli. Şimdi hem fotoğraf örneklerini hem de video örneklerini bir izleyelim. Daha sonra videomuza devam edelim. Herkese merhaba. Bu videoyu Huawei Nova 9'un ön kamerasını kullanarak kaydediyorum. Şu anda kapalı bir ortamdayım ama ofisin balkon penceremiz açık. Şimdi dışarı çıkacağım. Oradaki sesi ve görüntüyü de en azından siz de görmüş olacaksınız. Bu arada incelemede söyledim ama burada bir kez daha tekrar edeyim. Hem ön hem arka kamera 4K video kayıt yapabiliyor 30 fps. Bunu 4K yapıyor ön kamerada. Bu videoyu da hatta 4K olarak kayıt ediyorum. Ben burada altını özellikle çizeyim. Çevirdik artık. O yüzden videosu 4K kayıt yapabilen cep telefonlarıyla 4K kayıt yapıyoruz. Bu Nova 9'un da işte ters ışıkta mesela böyle, bakın. Şu an ters ışıktayım ben. Güneş tam arkamda. Şu anda da güneşi kameranın arkasında ama bayağı da bir güneş var bu arada. İşte bu şekilde. Siz de bu telefonu alırsanız kayıt kalitesi en azından ön kamerada bu şekilde olacak. Şimdi gelelim Huawei Nova 9'un pil performansına. 4300 mAh'lik bir pili var. Şimdi bu pille biz testlerde yaptık. Kaba bir hesapla 1,5-2 günü çok rahat geçirebileceğiniz anlamına geliyor. Günlük hayatta en azından bu şekilde kullandığımızda elde edeceğiniz sonucun 3 aşağı 5 yukarı bu olacağını söyleyebiliriz. Yani pil tarafında bir sıkıntısı
Yok, onu söyleyelim. Yüksek güçlü bir adaptör de geliyor. Kutusundan çıkıyor 66 wattlık. Zaten üzerinde de yazıyor böyle nal gibi yazmışlar 66 watt diye. Bu da hızlı şarj anlamında bizlere oldukça fayda sağlıyor ki oldukça küçük bir, hani 66 watt olmasına rağmen oldukça da küçük, teknolojinin nasıl geliştiğini göstermesi açısından önemli bir detay olduğunu söyleyebilirim. Şimdi telefonun 8 GB RAM'le gelmesi önemli bir artısı. 128 GB depolama alanında bence güzel, 64 de olabilirdi ama 64'ün neredeyse yarısı arkadaşlar işte tüm sistemi şuna buna gidiyor. O yüzden 128 olmasını ben daha çok tercih ediyorum en azından bugünlerde. Bir de 120 Hz'lik bir ekran yenileme hızı var. OLED ekranla bu özellik birleştiği zaman oldukça da iyi sonuçlar alabiliyorsunuz. Yani ekran çok akıcı, çok güzel, çözünürlüğü de yüksek olması önemli. Bütün bu teknik özellikler birleştiğinde kullanım deneyimi olarak Huawei Nova 9'un çok güzel bir deneyim sunduğunu belirteyim. Şimdi gelelim, çok güzel anlattın, harika söyledin. Bu telefonun fiyatı ne sorusunun yanıtına. Biz bu incelemeyi yaptığımız tarihte telefonun fiyatı 9.499 TL gibi nispeten yüksek bir noktadaydı. Evet, Huawei kendi shop'u üzerinden, yani kendi sitesi üzerinden alışveriş yaptığınızda belli hediyeler, kulaklık vesaire veriyor. Hatta ciddi pahalı kulaklıklar da veriyor. En azından şimdi bir kampanya var, o kampanyadan bahsediyorum ben. Ama fiyatın bir parça yüksek olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bu fiyat seviyelerine çıktığımız zaman bu donanım özelliklerinden çok daha iyilerini alabiliyorsunuz. Tabii Huawei burada ne düşündü, nasıl düşündü bilemiyorum ama hani kurlar da arttı, birçok şey de arttı ama hani 10 bin liraya yaklaşan bir rakamdan bahsediyoruz. Bir parça yüksek olduğunu düşünüyorum. Hani bu fiyat düşerse, böyle 7 bin civarına falan düşerse alınır mı? Onu da bile biraz düşünmek lazım. Tamam, donanım özellikleri çok güzel ama işte o fiyat aralığındaki rekabet çok yoğun olduğu için farklı markaların biraz daha iyi donanım sunan ya da daha iyi özellikleri olan modellerini de görebiliyorsunuz. Bence burada birazcık fiyat konusunda bir şeyler yapmak lazım. Bunun da altını çizelim. Bir incelemenin daha sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Bu videoda sizlere Huawei Nova 9 cep telefonunu anlatmaya çalıştım. Bu telefonla ilgili merak ettiğiniz, benim anlatmayı unuttuğum konular olabilir. Yorumlar kısmında yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Bu arada önemli bir hatırlatma yapmakta fayda var ki her videoda yapıyoruz bunu. Sizleri aynı zamanda teknolojioku.com adresine de bekliyoruz. Orada da günlük haber ve bu tarz videoların paylaşımlarını da yapıyoruz. Orayı da ziyaret ederseniz çok seviniriz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.